Kanalım Şarido'ya hoş geldiniz. Yine bir videoyla karşınızdayım. Tahmin edeceğiniz veyahut da etmeyeceğiniz üzere Zack Snyder'ın Netflix için çektiği Rebel Moon Part 1 A Child of Fire filminin ilk fragmanı bugün yayınlandı. Aslında ilk fragman değil, pardon, özür dilerim. İkinci fragmanı bugün yayınlandı. Ve şimdi onu izleyeceğim. Ondan sonra üzerine biraz konuşacağım. Zaten filmin çıkmasına çok bir süre kalmadı. 15 Aralık'ta ne yazık ki sadece seçili kentlerde, o da Amerika ve İngiltere vesaire, burada değil, sinemalarda gösterime girecek. Daha sonra 22 Aralık'ta tüm dünyada Netflix'te izlenecek. Bu filmin herkese yönelik versiyonu olacak diyelim. Daha sonra 2024 sonlarına doğru, yanlış hatırlamıyorsam tarihini, filmin R-rated, sadece yetişkinlere yönelik versiyonu da Netflix'te yine yayınlanacak. Ben aslında esas o versiyonu izlemek istiyorum ama şimdilik elimizde olan bu. Bununla başlayacağız. Daha sonra ikinci filmde zaten Nisan ayı gibi bir şeydi, yanlış hatırlamıyorsam o zaman gelecekti. Muhtemelen fragmanın sonunda da yazar diye düşünüyorum. Lafı da çok uzatmayacağım. Fragmanı izleyelim, sonra üzerine konuşalım. Videoyu kapatalım. Şöyle başa saralım. Biraz ses açalım. When I found you in the wreckage of that ship, I considered leaving you. I was afraid you could bring trouble to us. What do you think they want? Just farmers, we're not a threat. They won't just kill us, will they? You're delusional. You think those soldiers will show them mercy? Stop. Gonna have to fight. I am a child of war. I find warriors to fight with us. We might stand a chance. We're searching for soldiers for a fight against the mother world. I could help you. For a small fee, obviously. You might want to hold on. I'm here to make you an offer. To give you a chance at redemption. We are beyond redemption. What about revenge? Yeah! This isn't just pursuit of revolution. I have found her. The most wanted fugitive in the known universe. New age for the universe. Gerisinde bir şey yok. Evet, gelelim konuşmaya üzerine. Öncelikle bu fragmanda, geçen fragmanda görmediğimi düşündüğüm bir Kore'yi yetiştiren amcayı görüyoruz. Muhtemelen işte seni bir gemi enkazında buldum, orada bırakmayı düşünmüştüm. Başımıza beladan başka bir şey getirmezdin ama lanet olsun aldım yetiştirdim seni. Kendi öz kızım gibi davrandığım gibisinden laflar söylüyor. Daha sonra Motherworld'un gelişini gördük. Ve gerçekten brutal'lar ya, yani hani böyle belli ki o sahnelerin esas versiyonlarını biz o 2024'ün sonunda göreceğimiz R-rated versiyonunu izleyeceğiz diye düşünüyorum. Burada biraz da oraları böyle keseceklerdir, yumuşatacaklardır. İşte balta inecek ama biz sadece diyorum kafaya saplanan sesi duyacağız ama görmeyeceğiz. Ama R-rated'da belki de göreceğiz gibi düşünüyorum. Emin değilim. Sadece fikrim. Bunun dışında güzel aksiyon sahneleri olacak.
O belli. Bu Digimon Honsu'nun oynadığı karakter ve birkaç diğer karakter muhtemelen benim fikrim. Daha önceden Motherworld adına savaşan askerlerdi ve bir şekilde yerlerinden yurtlarından oldular, hain oldular, bir şey kabul edildiler ve hatta artık gereksiz görüldüler. Hani savaşamayacak durumda oldukları düşündü ve köre olarak satıldılar diye düşünüyorum çünkü hepsi zincirliydi onların gördüğüm kadarıyla. Ve Koro onlara gittiği zaman ikinci bir şans veriyor aslında, intikam şansını vermiş oluyor. Onu gördük. Yani askerleri toplama sürecinde herkese bir motivasyon sunacak diye düşünüyorum bu şekilde. İşte sen intikam alırsın, sen bilmem sen para için gelirsin. İşte Charlie Hunnam'ın oynadığı karakter diye düşünürsek ona da böyle hani o da ne kadar para verirsin, hani kaç para verirsen gelirim dedi bizim Green Arrow. Böyle böyle karakterlere hani bir motivasyon verecek diye düşünüyorum ve motivasyonla onları çekecek kendi tarafına. Zaten senaryo bilindiği üzere büyük ölçüde Akira Kurosawa'nın 7 Samuray filminden esinlenme olduğu için ve oraya gönderme gibi, hani bir gönderme değil mi, esinlenme zaten doğruca da işte bir köyü savunacak askerler toplamaya çalışıyor baktığınız zaman, bir koloniyi, bir birliği, bir komünist savunacak askerler toplamaya çalışıyor ve bulduklarında getirip bir araya getirecek ve zamanla daha büyük bir asi birliğini oluşturacaklar gibi duruyor. Ray Fisher'ın Blood Axe'ını gördük, yani çok tam bir savaşçı duruyor ya, o efsane olmuş, o sıcakkenki suratı falan çok hoşuma gitti. Bilmiyorum, büyük bir evren geliyor. O kesin. Çünkü çizgi romanları şimdiden duyuruldu. Oyunu duyuruldu. Animesi yolda bildiğim kadarıyla. Yanlış hatırlamıyorsam bir animesi üzerine çalışılıyor. Üçüncü film için onay verdiği söylendi zaten Netflix'in. İkinci film zaten peşin peşin çekildi. Yani figürler üretiliyor vesaire bilmem ne. Birçok yönüyle böyle kapsayıcı büyük bir evren. Netflix zaten bunu çok istiyordu. Hatta son Zack Snyder'ın açıklamasına göre de aynı zamanda Army of the Dead evreninde bu Rebel evreniyle bağlantılı dedi. Ne kadar bağlantılı olacak, bağlantı ne derecede olacak çok bilmiyorum ama benim kendi şahsi görüşüm muhtemelen o uzaydan gelen alfa virüsünde zombi yapan virüsün alfa demiyorum çünkü alfa sadece belli zombilerdi. Kaynağının olduğu gezegeni belki gösterecekler. Belki bunun Motherworld ile bir alakası olacak. Belki sadece küçük bir bağlantı olacak. Bilmiyorum. Yani şeye kadar da olabilir yani. Hani Indiana Jones'un ve Star Wars'un böyle sürekli birbirine göndermeleri olur. Bu Star Wars Animated Series'te vesairede de vardır. Böyle kabartmalar falan görürsünüz Indiana Jones'tan. Evet, Indiana Jones'ta vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir yerde R2-D2 ile C-3PO'nun kabartması vardı sanki. Bakacağım internetten varsa buraya koyacağım görseydim. Yanlış hatırlıyor da olabilir. Hani böyle ufak göndermeler şeklinde bir bağlantı mı olacak? Yoksa gerçekten dünya gezegeni, Reboom'un evreninde geçen bir gezegen mi olacak? Onu bilmiyorum ama. Her ne geliyorsa kabul ediyorum ya. Yani. Şu ana kadar bana verilen her şey beni heyecanlandırdı, gaza getirdi, mutlu etti, heyecanlandırdı. Coşturdu, patladı, zıplattı vesaire. Yani şöyle söyleyeyim size, ben dün gece 3'te işe gittim. Bu gece saat 1.30 oldu. O saatten beri uykusuzum, hiç uyumadım. Eve geldiğimden beri de fragman ha şimdi yayınlanır diye bekliyorum. İşte yayınlandı, videoyu çektim. Şimdi oturacağım yani 2-3 saat belki en az uğraşacağım, edit yapacağım. Ondan sonra da YouTube'a yükleyeceğim gece geç saatte. Değdi ama ya. Gerçekten değdi. I love Zack Snyder diyorum. Rebel Moon'u sabırsızlıkla bekliyorum. Film çıktıktan, izledikten sonra da üzerine ayrıca yine zaten kanalda konuşuruz. Ona da ayrı bir inceleme videosu çekerim diye inanıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar diyorum. Lütfen sizden ricam, videoyu beğenin. Kanalıma abone olun. Sağda solda paylaşın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.